Efendim 8'de sağlık devam ediyor. Şimdi konuğumuz doçent doktor Fatma Şen. Kendisi medikal onkoloji uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz. Evet. Şimdi tanımda değişik bir şey gördüm. Medikal evet. Onkoloji uzmanı. Şimdi onkolojiyi duydum çok ama medikal tarafı arasında bir fark var mı? Nedir farkı? Şimdi sıklıkla söyleşilerimizde ben bunu vurguluyorum. Çünkü gerçekten normal olarak herkes bu ayrımları bilmek zorunda değil ya da hayatında hiç kanserle karşılaşmadı ise bu ayrımlarla karşılaşmak zorunda kalmamıştır. Tabii. Onkoloji uzmanı nedir? Kanser tedavileriyle uğraşan tüm branşlardaki uzmanlara onkolog denir. Hı hı. Fakat özellikle cerrahi, yani günlük pratiğin çoğunu tümör cerrahisiyle geçiriyorsa, bununla ilgili özel sertifikalar aldıysa bunlara cerrahi onkolog diyoruz. Üniversiteden sonra radyoterapi dediğimiz ışın tedavilerini verme konusunda ihtisas yaptıysa bu uzmanlara da radyasyon onkologları diyoruz. Medikal onkologlarda iç hastalıkları uzmanı olduktan sonra onkoloji hastalarının, yani kanser tanısı almış hastaların sistemik tedavilerini, genel takiplerini başlıca yürüten onkoloji uzmanlarına deniyor. Tıbbi tedavileri, medikal eşittir tıbbi demek, tıbbi onkoloji uzmanı olarak da geçer. Tıbbi onkologlar yönetmekte. Onun için de aslında ben sıklıkla bu ayrımı açıklamaktan mutluluk duyuyorum. Çok güzel. Yani burada biraz aslında şöyle bir şey de siz anlatırken aklıma şu geldi. Daha sanki başlangıç evrelerinde çok büyük role sahiptir diye düşünüyorum. Çünkü ileri evrelerde daha çok cerrahi kısımlar. Yok, tam tersi oluyor. Şimdi onkolojide hasta geldikten sonra mutlaka öncelikle bir başka branştan kanser tanısı şüphe edilerek veya tanısı konularak geliyor onkoloji Tabii. uzmanına. Bu cerrahi olabilir, radyasyon onkolojisi olabilir, medikal onkolog olabilir ve genellikle multidisipliner konseylerde bu hastanın tedavi planı yapıyor. Öncelikle evreleme yapılıyor. Bahsettiğimiz üzere ya erken evre oluyor ya lokal ileri dediğimiz hemen yanındaki lenf bezleri dokuları tutan evrede oluyor ya da uzak evre dediğimiz diğer organları tuttuğunda uzak evreler oluyor. Hastalık ne kadar erken evrede ise cerrahi şansı daha fazla oluyor, cerrahi ihtimal ya da lokal tedaviler. Fakat artık biz pek çok tümörde erken evrelerde de ciddi anlamda medikal onkologlar olarak yerimizi almış durumdayız. İleri evrelerde başlıca bütün tedaviyi biz yönetiyoruz. Çünkü hastalık tüm vücutta olma ihtimali yüksek olduğu için ilaçlarla kontrol altına almak daha önemli hale geliyor. Bu nedenle de ileri evrede medikal onkologlar devrede daha fazla olmakta. Bu nedenle de fakat her evrede daima bu branşta koordine olmak zorunda oluyor. Örnek ileri evre meme kanserlerinde artık biz biliyoruz ki yerine göre, hastaya göre, hastalığın yayılımına göre meme cerrahisi de gerekebiliyor. Veya omurgaya sıçradı, omurgayı stabilizasyonu sağlayacak cerrahi için beyin cerrahisinden yardım alabiliyoruz. Bütün bu branşlar bir orkestra gibi çalışmak evet, zorunda değil mi? Kalıyor. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Ekip olarak burada. Çalışıyoruz evet ama dediğim gibi özellikle de ileri evrede medikal onkologlar orkestra şefi olmak durumundayız. Evet. Şimdi burada en yaygın olanlardan biraz bahsedelim sizinle. Kadınlarda en yaygın olanı hangisi? Erkeklerde hangisi? Evet. Meme kanseri biliyoruz, akciğer kanseri biliyoruz. Evet. Dünyada artık biz biliyoruz ki hemen global olarak tüm erkeklerde en sık görülen kanser tipi akciğer kanseri. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nde prostat kanseri ilk sıraya geçiyor. Onun dışındaki Doğu, Batı, Afrika, bütün Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi verilerinin de doğrultusunda, bizim yine Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı verilerinin de göstermesi sonucu biliyoruz ki akciğer kanseri erkekte en sık. Kadınlarda ise en sık meme kanseri. Bu da dünyada neredeyse uniform dediğimiz tüm kıtalarda aynı şekilde görülüyor. Neden akciğer kanseri erkekle daha sık, neden meme kanseri daha sık diye genellikle sorulur. Tabii ki meme dokusu, kadınlık hormonları, ileri yaş, bütün bunlar bir araya geldiğinde kadında meme kanseri daha sık oluyor. Akciğer kanseri genellikle sigara içmeyle ilişkili ve tüm dünyada sigara içimi erkeklerde daha yaygın. Bununla birlikte daha farklı risk faktörleri de bir araya gelerek akciğer kanseri erkeklerde daha sık olarak karşımıza geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ama kadında akciğer kanseri ikinci sırada ama Türkiye'de en sık meme kanseri, ikinci tiroid kanseri ve üçüncü kolorektal kanserler kadında. Erkekte akciğer kanseri
prostat ve kolorektal kanserler 3 sık kanser olarak karşımıza geliyor. Az önce hani çok yaygın dedik, biraz mutsuz edici bir şey gibi ama şanslıyız ki tedavi yöntemleri de çok gelişti. Evet. Bu aşısı diye bir şey var. Bir de bu immün terapiler çok yaygın. Bunlardan da bahsedebilir misiniz? İyi yanından bahsedelim. Ne tür tedaviler yapılıyor özellikle medikal onkoloji alanında? Tabii. Şimdi kanserden korkmayalım ya da kanser ölümcül hastalık gibi böyle çok sık kullanılan, bundan bazen maalesef medya olsun, çeşitli yine yayın örgütleri de çok fazla bunları öne getirerek insanlar aslında çok korkutulmuş oluyor. Duyduğu anda da korkuyor. Evet. Biz artık biliyoruz ki etkin tarama yöntemleriyle birçok kanser tipi erken tespit edilebiliyor, erken teşhis edilebiliyor. Yine primer koruma yöntemlerine dikkat ettiğimizde hiç kanser olmama ihtimali de daha çok artıyor. Yine basın yayının da etkisiyle insanlar daha bilinçli oluyor. Sık görülmesinin nedenlerinden bir tanesi artan dünya nüfusu. İkincisi artan insan yaş ortalaması, yani beklenen ortalama ömür artıyor. Ve ortalama ömür arttıkça da vücuttaki kanserli hücrelerin temizlenmesi azalıyor. Ve giderek de daha sık görülüyor. Artı insanlar daha hızlı görüntüleme yöntemlerine doktora ulaşıyorlar. Ve belki eskiden işte ağzından kan gelerek vefat etti dediklerimiz belki de kanserdi. Yani bir ultrason probuyla bir böbrek tümörü hemen teşhis edilebiliyor. Bir endoskopla mide kanseri hemen tespit edilebiliyor. Bu nedenlerle de hani kanserde gördüğümüz sıklık artıyor. Fakat etkin tarama ve primer koruma yöntemleriyle aslında pek çoğu engellenebilir kanserler. Ve bu nedenle de biz özellikle her programda vurguluyoruz. Tarama programlarımıza dikkat edelim. Özellikle en iyi bildiğimiz risk faktörlerinden bir tanesi olan sigaraya bırakma konusunda gerekli tedbirlerimizi alalım ya da bırakmaya çalışalım, profesyonel yardım alalım istiyoruz. Eskisi gibi değil tabii ki. Çünkü eskiden bırakın kanser tedavileri, destek tedaviler bile çok daha zor durumdayken, örnek bir bulantı kusmayı engellemek çok zorken, şu an hem destek tedaviler, yani tedavinin sürdürülebilirliğini kolaylaştıran ek tedaviler de çok fazla gelişmeler var. Tabii ki hepsi süper değil ama örnek eskiden bir evre 4 akciğer kanseri tamamen ölümcül olarak bilirken son 10 yıldaki gelişmelerde ciddi anlamda bunların bir alt grubunda immünoterapi dediğimiz, akıllı ilaçlar dediğimiz gruplarla çok ciddi sağ kalımlar, şifalar elde edebiliyoruz. Küba aşısını konuşalım. Küba'ya mı gidiliyor onun için? Evet, Küba aşısı aslında bir immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini tümöre karşı aktive eden bir tedavi sistemi. Fakat profesyonel çalışmaları hep eksik kaldığı için ve en sık akciğer kanserinde iyi olduklarını iddia ettikleri için hep de bilimsel camianın bir temkinle yaklaştığı bir tedavi yöntemi. Küba aşısının çok popüler olduğu dönem son 10 yılda, hatta 10 yıl öncesinde başladı popüler olması. Arkasından bir sürü bilimsel çalışmalar geldi. Bu bilimsel çalışmalarda gerçekten işte 500 tane akciğer kanserinin profesyonel preklinik çalışması, faz 1 çalışması yapılmış immünoterapi ilaçlarıyla 500'üne verildi, şu kadarı iyileşti, 500'üne verildi, bu kadarı iyileşmedi diyerek bize bilimsel data verdi ve bunlarda çok yüz güldüren sonuçlar elde ettik. Ve bu nedenle de çok ciddi bir alt grupta, çünkü akciğer kanseri örnek Türkiye'de 40 bine yakın insanda her yıl yeni tanı konuluyor. %20'lik bir kısmında sadece immünoterapilerle bile ciddi yanıtlar elde ediliyor. Bunların önemli bir alt grubunda da tam yanıt dediğimiz şifalar elde edilebiliyor. Bu nedenle de daha iyi bir aşamadayız diyebiliriz ve baş döndüren hızla da yeni ajanlarımız geliyor. Yeni tedavi seçeneklerimiz geliyor. Özellikle de akciğer kanserinde son 2 ay içerisinde yine bizim uluslararası kongrelerimiz oluyor, ulusal ve uluslararası. Açıklanan son çalışma artık pratik değiştiren, erken evrede bile immünoterapilerle bir daha hastalığın hiç olmayacağı akıllı ilaçların ya da olmaması neden akıllı ilaçların sonuçları yayınlandı. Bunlar bizim elimizi çok güçlendirdi. Hepimiz için umut oldu. Tabii ki biz onkologlar olarak her zaman hastayla beraber her aşamada bir tedaviye başlarken umutlanıyoruz. Aynı kaygıları, aynı hedefleri belirliyoruz. O açıdan da bizim için de
Aslında bir yaşam koçluğu da yapıyorsunuz. Yaşam koçluğu da yapıyoruz tabii ki. Peki bir de geleneksel tıpla ilgili de bir şeyler konuşuluyor. Sanki bunlardan da ayrıca faydalanılması gerektiği söyleniyor. Bunlarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Tamamen sağlıklıyken kanser olan o kadar çok hastam geliyor ki mutlaka anamnezde ben şeyi sorarım. Bundan önce son bir yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde kullandığınız sıra dışı bu tarz bir şey var mı diye sorarım ve çoğundan çıkıyor. Onun için hastalarıma özellikle kanser tanısı aldıktan sonra veya yakınlarına günlük kilolarca limon sıkmalar, her gün yeşillik kürleri yapmalar gibi bilinçsizce kürler yapmalarını yapmamalarını söylüyorum, tavsiye ediyorum. Bunların doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii ki geleneksel tıpta bazı işte zencefil bulantıya iyi gelir gibi bir takım lifli gıdalar, büyük abdesti ya da dışkılamayı kolaylaştırır bilinen, gibi. Bilinen, doğru ve uzun yıllardır bilinen uygulanan var. Destek şeyleri evet, var. Ama her zaman doktorlar. Tabii, çok önemli bir konu da kemoterapi zehirdir diyerek. Evet, kötü bir algı var onunla evet, ilgili. Biz akıllı ilaçlar ve immünoterapilerden bahsediyoruz ama biz biliyoruz ki halen çok sayıda erken evrede meme kanserleri başta olmak üzere, bağırsak kanserleri başta olmak üzere, akciğer kanserleri başta olmak üzere sadece kemoterapilerle ciddi hastalara sağ kalım faydası verdiğimiz ya da ulaştırdığımız hastalarımız var. Kemoterapileri hocam işte zehirdir, vücudu yıpratırken işte nasıl bir tedavi olur? Ben hep şu örneği veriyorum, ben doğru da olduğunu düşünüyorum. Yani orada size zarar veren bir örnek, bir kıvılcım çıktı. Siz onu söndürmek için bir su döktüğünüzde burası ıslanır mı diye düşünmezsiniz. Tabii. Ve o sonra da kurur. Kemoterapinin etkisi de böyledir aslında. Kalıcı yan etkiler genellikle yoktur. Ama uzun süren yan etkiler olur bir alt grupta. Bütün kemoterapi ilaçları belirlenirken maksimum hastada etkinlik ve toler edilebilir toksiteye göre belirlenir. Yani herkese gözü kapalı sana değil şu mi? Kadar denilmez. Evet. Boyuna, kilosuna göre, böbrek fonksiyonlarına, karaciğer fonksiyonlarına, kalp fonksiyonlarına göre belirlenir. Toler edemediği noktada düşülür dozlar. Hiçbir tedavi, hep bunu vurgularım. Örneğin derim, tansiyon hap alırsınız, düşürmek için çok aşırı düşürebilir. Bir tabii. İnsülin kullanırsınız aslında şeker ayarlamak için ama hipoglisemi komasına girebilirsiniz. Vitamin iğneleri en çok alerji yapan ilaçlardır. Çok masum gibi gözükmekle. Her ilacın, her vücuda dışarıdan alınan maddenin vücuda bir yan etki potansiyeli tabii. vardır. Kemoterapilerin de vardır ama reyting amaçlı televizyonlarda bu tarz söylemleri dikkate alarak tedavilerini bırakmamaları gerekir. İkinci bir konu da kansere bıçak değerse kanser yayılırdan da çok fazla hastalar tedavi şansını... Eğer cerrahi bir şey olursa yayılır vücuduma, olmamayı tercih ediyorum gibi bir şey de var gerçekten. Evet ama biz biliyoruz ki böbrek tümörlerinin çoğu böbreği sınırlı oluyor. Ve dediğim gibi artık birçok kişi hemen bir karın ağrısına ultrasona ulaşabildiği için çoğu erken tespit ediliyor. Bu bir örnek. Sadece rezeksiyon dediğimiz ameliyatla hiçbir kemoterapi, immünoterapi vesaire gerek kalmadan tamamen bu kişiler normal ömürlerini tamamlıyorlar. Benim kendi bir tanıdığım diyeyim, bana da bilgi vermeden örnek, böbrek tümörü oluyor. 2-3 ay alternatif tıp kullanıyor. Sonradan biraz tümörün büyüdüğünü görünce endişeleniyorlar ve beni arıyorlar. Ve böbrek tümörü hemen acil ameliyat olması gerektiğini söyledim. 10 yıl oldu örneğin. Hiçbir yerinde bir sıçrama vesaire yok tabii. Yani bu tarz alternatif yollara gitmeden lütfen şifa olasılığını ellerinden kaybetmesinler diye buradan mesaj olarak tekrar vermek çok istiyorum. Çok güzel. Bizi izleyenler için de özellikle sizden o zaman tavsiyeleri de alalım. Evet. Özellikle bize böyle formül vereceğiniz bir şeyler var mıdır? Şunları yapın mutlaka dediğiniz kadınlara ve erkeklere. Evet. Şimdi dünyada, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere çeşitli sağlık grupları, bizde de Sağlık Bakanlığı'nın Kanserle Savaş Dairesi'nin belirlediği ya da Halk Sağlığı Grubu'nun belirlediği kriterler var. Ve bunlar da yine çok sayıda kohort çalışmaları dediğimiz çok sayıda sağlıklı kişinin takibiyle oluşturulan öneriler var. Bu önerilerden kadınlarda biz artık uniform olarak tüm dünyada önerilen rahim ağzı kanser taramalarını evet, mutlaka doğru. öneriyoruz. İkincisi meme kanseri taramalarını öneriyoruz. Üçüncüsü kolorektal kanser
taramalarını öneriyoruz. Hepsinin kaç yaşından sonra bunları yaptırabilir gibi yaptırmalı ya da dersiniz? Serviks kanseri özellikle Batı toplumunda daha erken cinsel ilişkiden dolayı taramalar daha erken başlanıyor. Artık aşıları da var onların. Genellikle yani cinsel ilişkiye başladıysa kişi 5-10 yıl içerisinde başlaması gerekiyor. Türkiye'de 25 yaşından itibaren, 25-30'lu yaşlardan itibaren en geç başlayıp özellikle de çeşitli tarama testinde serviks ağzı mı simir oluyor. Human papillomavirus gibi çeşitli testler var. Hangi testi yaptırdıysa ona uygun tarama sıklığıyla taramaya devam edilmesi gerekiyor. Meme kanseri için 40 ve 50 yaş hep tartışmalıdır. Bizim Türkiye'deki rakam ise 40 yaşından itibaren en geç 2 yılda bir mamografiyle taramayı mutlaka öneriyoruz. Hele de genetik öneriyoruz. Ailede yakın anne, kardeşler genetik bir aile varsa. İse eğer mutasyon olan bir aileye sahipse onlar çok özel tarama yöntemlerine gitmesi gerekiyor. Kendi kendine meme muayenesi zaten tüm kadınlarda mamografi dışında 18 yaşlardan itibaren her ay yapılması gerekiyor tarama testi olarak. Kolorektal kanser dediğimiz bağırsak kanseri taramaları da çünkü tüm dünyada hem kadında hem erkekte 3. sıklıkta olduğu için ve taranabilir bir kanser yani evrilmesi belli bir düzende olduğu için mutlaka öneriyoruz ve 50 yaşından itibaren ideal altın standart herkese kolonoskopi yapılamıyorsa da gaytada gizli kan. Onun dışında rektoskopi, sigmoidoskopi, daha lokal endoskopik tedavi taramalar da yapılabilir. Erkeklerde eğer 55 yaşlarına ulaştıysa, 30 yıl boyunca günde bir paket sigara içtiyse akciğer kanseri taramaları ya da kadınlar da bu söz Tabii. konusu, bu kriterleri dolduruyorsa bunları mutlaka öneriyoruz. Yani tarama zamanı gelmiş kişilerin tarama yaşlarında cinsiyete göre uygun tarama programlarına girmelerini öneriyoruz. Bu şekilde pek çok kanserde daha uzak evrelere atlamadan, vücuda atlamadan tespit ediliyor ve tedavisi yapılıp normal yaşam süresine kazanıyor kişiler. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Evet. Her zaman görüşlerinizi dinlemek için sizi ağırlamaktan mutlu olacağız. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.